Ya ne sözler yazıyor bu FETÖ var ya bu FETÖ. Fena bir çocuk ya. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Muhteşem bir sözleri yani. Çok çok. Abla o ne hareketler öyle yılan gibi oldu. Yılan. Bak bak bak. Sen hırs geldi. Annem ne yapıyor dedin. Bir şey yapmam lazım. Anneninkinden farklı bir şey olacak. Kadına hırs annem geldi. Annem gelecek yarın sana söyler şimdi. Yılan, buyursun. Kobra. Aa bunu özel sanatçı arkadaşlarımıza yapıp gönderelim yılanlara. Sizin camiada hiç onlara yok ama. Onu bile yollamak istemiyorum biliyor musun? Yılanın bile bir asaleti var yani. Aynen baksana şunun bile bir güzel. Vallahi ya. O yılan, yılan diye. Ama ya biz bak, onları biliyoruz. Füsun diyor ki kadayıfı nasıl kavurdu kaçırdım orayı diyor ya. Aa çok kolay. Hemen Füsuncum senin için söylüyoruz nasıl evet. Kavurduk ablacığım. Şimdi kadayıfı öncelikle ay, kurutmak lazım. Şunu biraz da ben yapsam. Tabii gel. Çok canım gel, çekti. Gel eldiven al Elifciğim. Kadayıfı öncelikle güzel başarılı olması için kurutacaksınız. Ya 100 derece fırında ya da akşamdan aldığınızda. Biz onları kurutmuş muyduk? Tabii ki kuruttuk. Ben onu kurutmuşken görmedim. Ama bizimki ister istemez kurumuş kendiliğinden. Zaten burada ışıklar mevcut. Orada evet, kurumamak, erimemek mümkün değil. Fırında kurutuyorsunuz. Fırında önce kuruttuk. Ne kadar bıraktık? Yani 100 derecede bir 15-20 dakika bıraktık. Sonra ovaladık. Buyur Elif'ciğim. Ay çok güzelmiş. Çok zevkli. Ondan sonra da pilav tenceresine yağ koyup kadayıfı çevire çevire arpa şehriyeyi kavurur gibi çevire çevire kavurduk. Ocağı kapatmaya yakın 3 çorba kaşığı toz şeker ve 1 çay bardağı iri kıyılmış cevizi ilave ettik. Vay, vay, vay. Şöyle Elifciğim bu arada da açmaya da şekil veriyorum. Vay çok artistik. Ay bitmiş. Çok artistik gördüm seni. Evet şöyle. Al sana bir ucundan. Ben bir ucundan alayım sen devam et ben oraları inceltmeyi. Bunu yapıyoruz ne oluyor böyle bu hareketin bu amacı, amacımız yağlı, ne? Yağı ve hem de amacımız hamur ne? İncelmiş oluyor pişince göreceksin ki tel tel olacak. Şöyle. Yani şu o kadar zevkli ki. Evet. Ya yalanmak yalan. Da var ya yemin ediyorum. Bütün sinirim minirim böyle gitti. Kaldım. Oo pamuk gibi oldum ha. ay. Çok bu... mağdurum çok. Çok mağdure. Mağdurum. Çok mağdurum aç kaldım. Aç kaldım. Gel kek al. Sen hazır. Kekten yedi üç kek yaptı. Tadına bak. Gel kekin tadına bak. Hiç hani kek nerede tadını. Hani? Burada masada gel. Ocağın üzerinde gel. Ben hiç o zaman görmedim. Bir dilim alayım. Sen tabii hadi bari. Bir ayıp olmasın diye bari. Bir dilim alayım Füsun abla. Çok bir, küçük bir dilim. Küçük bir dilim. Sayın seyirciler küçük bir dilim almak. Ben de yapayım bari ondan birazcık. Çok yuvarladık bunu. Ne yaptın bunu? Şimdi böyle. Bak. Yap bakayım bir beraber yapalım. Kadar, tabii canım. Şöyle. Ondan bir saniye şöyle, bıçağımla şimdi şuradan. Burası çok ışıklardan sıcak Elif'ciğim. Şöyle birbirinin ters yönüne kıvırıp ondan sonra da kendi ekseni etrafında çevirip. Oh. Evet. Küçük oldu. Bir dilim yiyor. Bak küçük bir dilim. Valla oldu. Gördünüz mü ya? Süper Füsun oldu. Abla yanlış canım. Anladın herhalde. Bunu ben içerideki arkadaşlara ayırdım. Fedakar. Şunu kendime. Ha, küçük tamam. Bir dilim. Tamam. Küçük. Evet. Ya aç kaldım ya. Yavrum aç kaldım. Yemek programına girip aç kaldım. Sanatkar insanı da uyuramadık. Elif'ciğim seninle ilgili bir sıkıntım yok. Füsun abla beni doyur. Sen ruhunu doyurdun onun. Ben doyuramadım. Onun derdi Füsun ablasıyla. Ay bu böyle nasıl bir şey olacak belli değil ha. Füsun evet. Abla oradaki tatlının en çok olanını ben istiyorum ha. Hangisini istiyorsun? Şu büyük tabii. Pyrex'tekini. Olur fark etme. En çok hangisi sonu. Bir de benim açma efendim, büyük olsun. Efendim zeytinli neydi bunun ismi? Zeytinli açma. Canım. Zeytinli açma. Efendim gördüğünüz gibi. Bir türlü anlayamadı yönetmenimiz bunun ismini. Zeytinli açma Umut'cum bunun ismi. Yerken göreceksiniz nasıl muhteşem. Ay var bir hareket yaptım şuradan janti. Görülmeye değerdi. Görülmeye değerdi. Evet. Değerli bir hareketti hemen o. Hemen yumurta sarısına dal Elif'ciğim. Verdim daldım. Dal bile. Hadi. Ha, üstüne sürecek misiniz? Evet. Nar gibi kızarsın. Şöyle ben. Füsun ablacığım canım. Ne kadar pişiyor bu kaç derece? Yani bütün hamur işlerini ben 170-180 derecede seviyorum için pişsin diye. Her fırının... İçin yanıyor bu gönlüm. Oh. Senin için yanıyor bu gönlüm. Zeytinin ezmeye söylüyorum bu şarkı zeytinin ezmeye gelsin. Zeytinin ezmeye. Zeytinin açma. Açma da olur. Sallıyorum yani. Ezmek. Bütün derdini ezmek bütün farkındasın. Bütün derdimi ezmek yani. Ne eziklemek. İstiyorsam. Bu kadını eziklemek. Bu mağdure, gariban, yapar. Ev kadını. Bir şey söyleyeceğim. Sen bunları böyle dip dibe koydun. Bunlar şişmeyecek mi? Şişsin de şovu güzel olsun. Şovu güzel. Birleşirse iki tepsi mi yapsaydık? Yok.
O kadar olmaz. Yapışırsa bak sorarım. Sorarsın. Derim ki ne oldu derim. Ne oldu dersin, ne sorarsın. Oldu derim. Ben de hemen çörek otu ilave ederim onun üzerine. Onun üstüne çörek otu var. Bu gerçekten fena bir şey oldu. Fena, fena, fena geliyor. Evet. Bunu fena deyince herkes kötü algılıyor. Ben fenayı güzel söylerim. Ben de. Güzel bir şey anlamında ben söylerim. De. Hani fena oldu. Çok yani fena. Fena evladım, fena. Bu bayağı fena. Pastane açması gibi bir şey oldu işte. Çok tabii ki bunun oldu. İçinde ne olduğunu biliyoruz. Onların içindeki margarini falan bilemiyoruz. Bravo. Evet. O yüzden kendi evinizde yapın. Oturmayın öyle boş boş. Herkes sağlık. Yapsın, çalışsın. Ne çalış. Kadar pişecek o? Kaç saat? İşte demin onu söylüyordum. Sen kavuşacak mı diye endişeleniyorsun. 15-20 dakikada pişecek. Daha merak çabuk et. Olmuyor mu? Açma ya. Hızlı pişer. Yani tam saat vermek istemiyorum. Çünkü herkesin fırını başkadır. Aman yandı da bu Füsun Hanım söyledi böyle de derler. Görürsünüz zaten pişe. Bana bak ellerimi yani yoğurdum yani. Bir topu topu yıkadım. Benim için önemli olan kısmı ben bu kekimi bitirene kadar o aç pişecek. Tabii biz anladık o önemli kısmı. Yani o kek tepsisi bitene kadar pişer. Pişer pişer. Siz o tepsiyi ikiniz aranıza alın. Diye değil mi? Yok abla ben benim arkadaşlarım, kameramanlarımız olsun. Ondan sonra rejideki arkadaşlarımız olsun. Onlar yemeden benim boğazımdan hayır, geçmez. Hayır yok diyeceksin ki ben gelinlik yiyeceğim abla. Vicdan azabı çekmiyorum. Falan. Çekmiyorum. Kadayıfı nasıl kavurduk? Kadayıfı nasıl kavurdu? Füsun ablacığım söyledik. Umarım anlamışsındır. Gayet önceden fırına koyuyoruz. Ondan sonra da yağla kavuruyoruz. Ve bu hale geliyor. O da oldu. Onun tadına da bakmak ister misin? Yok, onu en sona saklıyorum. Onu tabii tuzlular bitsin. Sen de öyle midir? Bende de. Tuzlu, ben hepsini bitirip sonra en son tatlı. En son tatlı. En son tatlı. Allah nasip ederse orada büyükten girip tabii böyle çala kaşık. Burada Diyarbakırlı arkadaşımıza tamam dedik ya bu elim boş gelmesin falan. O saatten itibaren bir daha ses yok kendisi. Bağlantı kesildi. Bağlantı kesildi. Bir daha senin şey suydu da problem var. Hocam o kadar da bir şey istemedik. İki elin dolu gel dedik yani bu kadar olay yerine terk etmene gerek yoktu. Tabii nasıl canım atıyorum arkalarından belli değil. Şaka yapıyorum tabii umarım algılıyorsunuz. Terdi pilavı dedik diye yani. Değil mi bir tane. Diyarbakır'ın ben karpuzu bir de kebapları bir da de var. Bir de kaburga dolması. Kaburga dolması. Perde pilavı değil mi? Perde pilavı. Pilavı siirt daha çok. Siirt ama şey Diyarbakır'da da çok meşhur. Çok güzel evet. Çok çok meşhur. Siirt nasıl evet doğru. Ben çok gidiyorum o tarafa o yüzden biliyorum. Yani işte konser için gidiyorum falan orada arkadaşlarım var. Ben çok seviyorum bir de Diyarbakır'ı, Adıyaman'ı. O yörenin yemeklerini çok seviyorum. Bir de orada sahne almayı ben de çok seviyorum. Ben de çok çünkü seviyorum. Çok... İstanbul haricinde her yerde alabilirim ama İstanbul yani bizi bir alışveriş merkezinde bile kolaylıkla görebiliyorlar ya belki ondandır bilmiyorum. Hani oralara gittiğimizde daha değerli, daha şık davranıyorlar. Hani daha çok özlem belki de var bilmiyorum. Ama İstanbul'da nedense bu sevmiyorum. Şehir dışarını daha çok seviyorum sahne almayı. Yani hani Doğu'nun ama şeyi var ya Elif hani sen de bilirsin farklı bir kültürü var. Zaten orada o tarihi, her gelen o doku. Aynen öyle her gelen hani bir tanrı misafiri durumu var. Aynen. Böyle yedirsinler içirsinler ağırlasınlar önünde ardında dört dönsünler. Hani çok seviyorlar onu. Ben de bunu çok seviyorum. Orada onu yaşamayı çok seviyorum. Çok iyi davranıyorlar. Kesinlikle. Yani seviyorum yani seviyoruz. Doğu'yu. Hepsini ben de çok seviyorum. Ve tarihi dokusu bambaşka. Kesinlikle. O dizilerde falan izliyoruz da çok güzel oluyor. Dizilerin orada çekilmesi bence çok doğru bir yaklaşım. Bence mesela de. Hani bir ara Safranbolu'da çekilmişti. Ürgüp, Göreme kısımlarında çekilmişti. O evet. Özcan Deniz'in evet, bir satırlarsın Nurgül Yeşilçay'la. Oraya Kapadokya turlar. Ondan sonra tabii meşhur hala oldu zaten. Tabii ondan sonra ne turlar o Asmalı'nın o konakta falan bir sürü turlar tabii yapıldı. Tabii o Cumalı Kazık yani, falan da öyle evet, değil mi? Evet bu anlamda aslında çok güzel bir şey. Diziden sonra. Hani dizilerin bu anlamda yörelere çok, de çok büyük evet faydası var. Aynen öyle. Aynen öyle. Katılıyorum. Orada bir otel varmış benim de aklım orada. Asmalı konağının çekildiği Kapadokya'da mı? Ürgüp'te. Böyle mağara gibi şeylerin içinde kalıyormuşsun yeraltı falan şehirleri. Muhteşemmiş. Ha onu bilmiyorum. Gideceğim. Ben de gideyim. Muhakkak öyleyse bir zaman gideceğim aklıma koydum orayı. Mağara gibi. Evet böyle hani şeylerde o aynı Ürgüp'teki böyle yeraltı şehirleri evet var ya hani Kapadokya'da onlar gibi. Yer altında aynı değil aynı o işte mağara hayır gibi. Ama o havayı verip böyle mağara. Gittin mi? Gittim. Oraya da gitti yani. Sen sor şekerim dünyadan ben sor. Ben de diyorum ya öyle değilmiş diyorum. Kadın gitmiş halbuki. Aydan reklam arasında söyleseydin bu kızcağıza benim ne sosyete olduğumu, ne neleri, neler bildiğimi. Nereye gittin? Arkadaşlar ben iki sene neler çektim. Bilahare kitap olarak yazacağım bunları size. İki sene mi? Ben sanatçıyım o benden daha çok tabii sanatçı. Sen onu var ya
Artık. O evde falan böyle hani şey yapıyor zannediyorsun değil mi? Böyle yemeğini yapıyor gidiyor. O bir gezer, bir süslenir, bir püslenir. O böyle ay evim bitti, evimi aldım, şimdi mimara verdim diye. Füsun abla var ya, oho. Sen Füsun abla bak bu yüzlerini bize göstermiyor. İnce eli. Gariban ev kadını gelmiş burada hayat şartlarından. Böyle demek, böyle yapıyor işte. Bize ezikliyor bak. Ha, o gün Elif Karlı geldi. Elif kazan mübarek olsun dedi. Şimdi ikinciyi de sen söylesene Elif yarın benim korkular içindeyim. Ay ben neler çektim bir ben bilirim diye Elif. Bilerek, Elif öyle diyor. Elif. Yo, ben çok seviyorum ay, Füsun ablam bir tane. Füsun ama abla iyi çok geziyor iyidir. Biliyorum. Füsun abla çok iyidir. İyi olana da çok iyidir. Evet. Kötü olana da. Tersine rastlamayın dersin. Tersi de aha. Çok iyidir. Hep böyle bir de takım giyinir bak. Tabii. Hep böyledir. Tabii tabii o mavi varsa ayakta mavi da varsa mavi ayakta var. Vardır yani. Tabii süslü. Ben onu görüyorum geziyorsun günler münler. Allah'ıma bir şükür. Allah gezmelerden kusur koymasın. Arabistan'dan gir Amerika'dan çık şekerim. Değil mi? Gezmeler. Günler var mı? Tabii ki. Ay biz gün yapacağız. Sen de katılır mısın? Vallahi sen... Vallahi Japon yeni olursa bir Japon yeni günüm yok. Ona katılırım. Bak enteresan olur bak. Aa niye düşünmedik? Biz Füsun ablayı esas Füsun ablayı olması lazım. Tabii, tabii. Artık 10 çeşitten aşağı yapmak yok. Ya vallahi aslında o gün olayını ben çok severim. Biz yapacağız. Katılır mısın? Bak herkes. Katılırım. Çok vallahi. Seviyorum. Ama bizim yapımcı biraz şeyi biraz yüksek tuttu. O nasıl yapacağız bilmiyorum. Borsa yüksek. Ya borsa ama biraz o çok güzel dedi. Bir şey biliyor musun? Evet, yani bak buradan mesaj ama olsun. Çökertmeden. Gerçekten eve katkı olsun doğru söylüyorsun. Çünkü başka türlü hani biriktiremiyoruz ya biz. Bir şekilde gidiyor. En azından öyle olunca biriktirmiş oluyorsun. Aynen. Yani hani bir de sohbet, muhabbet işte evet. Arkadaşlarını görüyorsun. Aynen. Ben katılırım valla. Bir, tam altın ne kadar? 600 mü? 700 mü? 670 falan herhalde. Ay, şu ara. Kaç kişiyiz? Ama bak, göre bak. Benim gözler bak. Bak kaç kişiyiz? Baktı bir anda. Ne oluyor? Altın bakıyorum. Biriniz yeni evlenecek, biriniz bir yıllık evlenecek. Yarın kınam var altın getirin. Bak. Benden size tavsiye kocalarınıza da deyin ki benim yaptığım numara herkesle paylaşmam. Siz yabancı değilsiniz. Hayatım güne istersen katılabilirsin sen de para ver işte filan. Adamcağız yazık ben her güne gittim. Benimki de bana bu para ne zaman gelecek? Hiçbir zaman gelmeyecek. Ay sen adam bayağı kazıklıyorsun. Yok canım. Çocuklarımın babasına yapar mıyım filan. Ay ne ismi ne abi? Hiçbir zaman gelmeyecek. Ergin. Ergin abinin çektiğini. Mağdur. Ergin abi bir günde seni ağırlamak isteriz. Ergin abiden Füsun abla dinleyelim diye. Aynen. Yapıyor musun ona yemek? Tabii ki. Ne sever? Her şeyi sever. Yani özel bir sevdiği bir şey. Özel sevdiği şey. Yo her şeyi sever. Karnıyarı yaparım onu çok sever. Hmm. Benim karnıyarık çok özeldir. Kadar, karnıyarık. Herkes yapar ama benimki başkadır. Öyle bak, mi? Nedir özelliği? Nedir? Bir gün yapayım da şekerim gör. Elvan beni eve kapatacak kocama söyle. Elvan çok güzel güldü. Ne diyor? Ne durdu? Acaba nedir? Ya bir şey söyleyeceğim size. Yani gerçekten bak bu program var ya doğallığın ötesinde bir şey. Yani. Şey bildiğin evdeyiz de, yani. Bildiğin aşmışlık. Bildiğin evdeyiz. Tek fark hani biz daha böyle hani kıyafetler ve makyaj böyle sen, hani şöyleyiz. Sen bir de yarın kınayı gör. Sen yarın kınaya gel yanılmaz gerçekten yani. Gel. Aynen. Ama çok şekersiniz ya. Ya teşekkür ederim. Gerçekten çok tatlısınız. Zaten yani ikinizi de çok seviyorum. Seni zaten çok seviyordum. Onu bildiğim için. Bu kadar da deli olmadan. Ergin abi. Al bu karını buradan. Delirtme beni. Bak arada bir sen Elif'cim gel bak. Ha, söyle canım söyle. Füsun bak, abla. O da kulağını kapatıyor. Füsun abla arada bir coşar tamam mı? Sen buradan bebeceğim bak. Ergin abi! Ergin abi Füsun abla coşun Ergin abi buraya girer zaten. Sen bak. Çocuk sırrını öğrenin ablanızdan. Abla söylesene. Aa, bak şu adam günah şuraya girer. Günah bak daha yeni ediyorum. İki sır ver. Şuraya girer adam. İki sır ver günah. Allah'ım. Günah bak bu bir senelik ben daha yeni ben düştüm. Kamera arkasında bize bunun sırrını evet, ver. Canım. Evet. Nasıl dize getirilir? Nasıl böyle olurlar? Ay yok öyle sevmem o ne ya öyle bir o kadar. Dize mi? Ben seni düşünemedim zaten bir anda öyle. Yok benimki o. Hani Elif'in böyle bir şeydir çünkü hani böyle bir... falan diye yok benim öyle dize getirmek gibi falan güzelliklerle olsun bak, ya kabara. Şey mi olur? Bak. Gel. Vay, hani, vay artistik hareketleri gösterdi yani. Vallahi bravo. Pişmemiş daha. Pişmemiş daha bak o da sinirli pişmemiş daha diye Aytan.